Herkese selamlar. Borsa Mühendisliğine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni halka arz olacak İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ni inceleyeceğiz. SPK onaylı izahnamesinde bilançosunu, mali yapısını, finansallarını inceleyeceğiz. Daha sonrasında sektörün finansal oran analizleriyle İzdemir Enerji'nin finansal oran analizlerini karşılaştıracağız ve ucuz mu, pahalı mı, alınır mı, iş yapar mı, karlılığı büyük mü onları inceleyeceğiz. Kısacası İzdemir Enerji'yi tanıyacağız sizle birlikte. Tekrardan hoş geldiniz. Geçelim halka arz bilgilerine. Evet, İzdemir Enerji Elektrik Üretim 2007'de kuruldu arkadaşlar. Türkiye'nin artan elektrik ihtiyacını karşılamak için Şahin ve Koç grubuna ait bu kuruluş. Bu önemli. 370 megawattlık termik santrali yıllık 2 milyar 562 milyon kilowatt elektrik üretiyormuş. Gayet güzel bir oran. Çevre dostu teknolojileri kullanan şirket 2016'da Yeşil Elma Çevre Ödülünü kazandı. Bu da gayet olumlu. Borsada işlem görecek şirketin işlem kodu İZENR olacak arkadaşlar. Talep toplama tarihi 8, 9, 10 Ağustos. Lot sayısı 115 milyon 100 bin lot. Orta büyüklükte bir tahta diyebiliriz buna. Arz fiyatı da 19 lira olarak belirlenmiş. Arz büyüklüğü 2 milyar 624 milyon 280 bin. Pazarı yıldız pazar olacak. Dağıtım yöntemi %60'ı bireysel yatırımcıya, %40'ı kurumsal yatırımcıya. Ek satış gerçekleşmesi halinde tamamen bireysel yatırımcıya ayrılmış lotlarda. Gördüğünüz üzere ek lot ayrılmış 23 milyon adet. Kaç lot düşer? Eğer 1 milyon 800 bin katılım olursa 52 lot düşmesini bekliyoruz. 2 milyon katılım olursa 46 lot. 2 milyon 200 bin katılıma 42 lot. Yani bu halka arz bence şu an enerjiler revaçta ve daha da revaçta olmaya devam edecek. Güzel, ucuz, karlı, büyüyen ve yatırım yapan enerji şirketleri gelecekte daha da iyi yerlere gelecektir. Bu halka arz da güzel bir oranda talep görecektir. Bence 1 milyon 800 bin ile 2 milyon 200 arası bir katılım olacaktır. 2,5 milyon da olabilir. İskonto oranı %19,8 olarak belirlenmiştir. İskonto oranı ne demiştik? İndirim oranı. Taahhütleri neler? 15 gün boyunca arz gelirinin %20'siyle fiyat istikrarı sağlanacakmış tahtada. 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacaktır ve şirket ortakları tarafından pay satılmayacaktır. Bu çok güzel. 1 yıl boyunca pay satılmayacak. Bedelli sermaye artırımı da yapılmayacak. Şirket halka arz olduğunda kasasına belirli bir miktar para girecek. Bu halka arz gelirini nerede kullanacak? İzdemir Enerji bu halka arz gelirini %75 ile 80'ini GES kurulumuna ayırmış. %20-25'ini de işletme sermayesine ayırmış. Bu çok güzel bir oran. %75-80'le halka arzdan gelen geliri GES kurulumuna harcayacak. Dolayısıyla yatırım yapıp enerji üretimini arttıracak. Geçelim izahnameye. İzahnameye geçmeden önce İzdemir Enerji'nin firmasının sitesine geldik. Bu firmayı siz de kullanabilirsiniz. Burada tanıtım filmi var. Ben şu an açmayacağım videoyu uzun tutmamak adına. Ama mutlaka İzdemir Enerji hissesine yatırım yapmak istiyorsanız siz bu tanıtım filmini inceleyin, güzelce izleyin. Burada farklı bilgiler veriyor, farklı bilgiler ediniyoruz. Siz bu şekilde sayfayı inceleyebilirsiniz. Bakın burada yenilenebilir enerji yatırımları görüyor. Demin de bahsettiğimiz üzere güneş enerji santrallerine yani GES'lere halka arzdan gelen parayı yatıracaklarını söylemiştim. Burada da enerji üretim kaynaklarını çeşitlendirmek ve sürdürülebilirlik vizyonu adına yenilenebilir enerjiye girdiğini ve yenilenebilir enerji yatırımları bulunduğunu söylüyor İzdemir şirketinin. Bu çok önemli. Bunun devamı deyip buradan okuyabiliriz. Buradan şirket adına bilgi aldıysak eğer geçelim SPK onaylı izahnameye. Şimdi izahnamede mali yapısını incelerken ilk önce varlıklar kaleminden dönem varlıklara geliyoruz. Nakit ve nakit benzerleri 2020 son çeyrekte 2 milyon 900 binken bu 2022'de 14 milyona çıkmış ve daha sonrasında 2023 ilk çeyrekte 205 milyona çıkmış nakit ve nakit benzeri. Şirket elinde güzel bir miktar nakit tutuyor. Bu güzel ama çok da büyük bir oranda nakit tutması şirketin aleyhine olabilecek bir şey. Çünkü bu nakiti yatırıma harcaması daha önemli. Gerçi zaten Güneş Enerji Santrali kurulumuyla halka arz gelirini bu şekilde kullanacaktı İzdemir Enerji. Stoklar benim dikkatimi çeken kalem burada. Stokları 2020'de 230 milyon stoğu varken 2022 son çeyrekte 737 milyona çıkarmış bunu. Ve şu an 2023'ün ilk çeyreğinde 673 milyon stokla
Güzel bir miktarda elinde stok barındırıyor. Buraya geldiğimizde toplam dönem varlıkları 270 milyondan 888 milyona çıkmış. Neredeyse 3,5 kat artış göstermiş toplam dönem varlıklarda. Gayet güzel. Duran varlıklarda göze çarpan bir finansal yatırım yok. Maddi duran varlıklar kalemi de çok stabil ilerlemiş. Aşağı indiğimizde toplam duran varlıkların dediğim gibi stabil bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. 300-400 milyon artmış 3 sene içinde duran varlıklar. Toplam varlıklara geldiğimizde neredeyse 1 milyarlık artış görüyoruz. Güzel bir oran. Geldiğimizde benim dikkatimi çeken şey kısa vadeli borçlarında bu çok göze batmıyor fakat uzun vadeli borçlarında çok göze batıyor. Borç düşüşü var. Yani borçluluğunu ciddi bir oranda azaltmış. Benim gözüme çarpan en önemli şey bu oldu. Toplam kısa vadeli yükümlülükler kaleminde 949 milyondan 738 milyona indirmiş kısa vadeli borçlarını. Fakat uzun vadede 2020 son çeyrekten gelen 421 milyon uzun vadeli borcunu 18 milyona 20 milyona indirmiş. Borçluluğunu düşürmüş bir şirket. Bu benden gayet artı bir not aldı. Borcu şirketin çok düşük. Özellikle uzun vadeli borcu. Öz kaynak kalemine geldiğimizde öz kaynak bir şirketin hissesinin artması için en önemli kriterdir. Öz kaynakları artan bir şirketin hissesinin düşme ihtimali yoktur. Eğer karlılığı ve rasyoları da bunu destekliyorsa. Öz kaynakları artan şirket eşittir artan hisse demektir. Bunu da dipnot olarak geçeyim. Bakalım İzdemir Enerji'nin öz kaynakları nasıl gelişmiş? 3 senede 600 milyondan 2,5 milyara çıkarmış. Neredeyse 4 kat öz kaynak artışı yaşamış. 3 senede 4 kat öz kaynak artışı ticaret gibi bakmak lazım. Şimdi sizin bir İşletmeniz var. Su işi yapıyorsunuz, su ticareti yapıyorsunuz. 600 milyon sizin öz sermayeniz var. Yani elinizdeki toplam varlık, toplam öz kaynak 600 milyon. Siz bu öz kaynakları 3 senede 4'e katlayabilir misiniz? Katlarsanız çok büyük başarı elde etmiş olursunuz. Ve bu çok zor bir orandır. 3 senede öz kaynak bakımından kendini, yani şirketini 4'e katlamak. İzdemir Enerji de bunu yapmış. 3 senede kendini neredeyse 4'e katlamış öz kaynak bakımından. Karlılık tablosuna geldiğimizde işlerin nasıl gidip gitmediğine bakacağız. İşleri iyi mi, iyileşmiş mi, karlılığı nasıl? Onlara göz atalım. 2 senede hasılat kalemine geldiğimizde 884 milyondan 6 milyar 759 milyona çıkmış. Ama tabii burada önemli olan şey satışların maliyeti çıktıktan sonra kalan brüt kâr bizim için önemli. 2020 senesinde 174 milyon brüt kâr elde ederken şu an 2 senede 2 milyar 364 milyona çıkarmış bunu. Neredeyse 11-12 kat brüt kârını arttırmış. Kârlılığını ve işlerini ona göre arttırmış demektir bu da. Bu muazzam bir brüt kâr artışı, muazzam bir oran. Gerçekten takdir ediyorum. Esas faaliyetlerden diğer giderler kısmında 521 milyon bir gideri olmuş esas faaliyetlerinden. Şirketlerin büyümesini anlamamız için en önemli şey esas faaliyet kârı. Yani şirket enerji işi yapıyorsa esas faaliyet kârı demek o enerji işinden gelen kâr demek. Yani ana işinden, esas işinden gelen kâr. Dolayısıyla esas işinin ne kadar büyüyüp büyümediğini bize gösterir bilançoda detaylı olarak. Baktığımızda 2020 bilançosunda esas faaliyet kârı 158 milyonken 2 sene sonra 2022 bilançosunda 1 milyar 846 milyona çıkmış. Yani neredeyse 11-12 kat bir esas faaliyet artışı olmuş kârlılık bazında. Bu da esas işinin 11-12 kat büyüdüğünü bize gösterir rahat bir şekilde. Muazzam bir esas faaliyet kârı, muazzam bir esas faaliyet kârı artışı. Tekrar tebrik ediyorum ben İzdemir Enerji'yi. Muazzam bir kârlılık ve büyüme sergilemiş. Hasılat esas faaliyet kârı olmak üzere. Bakıyoruz burada FABÖ de olumlu. 159 milyondan 1 milyar 831 milyona çıkmış. Vergi öncesi kârına zararına baktığımızda eksi 100 milyondan 1 milyar 261 milyona geldiğini görüyoruz. Bu da bize şirketin iyi yönetildiğini gösteriyor. Dönem kârına geldiğimizde şirket 1 milyar 135 milyon kâr etmiş 2022 yıllık bilançoda. 2020'de bu neymiş? 130 milyon zararmış. Daha önceki videomuzda öz kaynak kârlılığının öneminden bahsetmiştik. Benim bir gözüme çarpan şey de bu şirketin öz kaynak kârlılığının çok güçlü olması, yani çok büyüme potansiyeli vaat etmesi. Şimdi öz kaynakları 2,3 milyar, ettiği dönem kârı 1,1 milyar. 2,3 milyara 1,1 milyar kâr ediyorsunuz. Düşünsenize sizin şirketiniz var. 2,3 milyar öz sermayeniz var. Siz bir senede 1,1 milyar kâr ediyorsunuz. Arkadaşlar bu gerçekten muazzam bir öz kaynak kârlılığı.
%70'in üstünde öz kaynak karlılığı bulunuyor kabaca bu şirketin. Biraz sonra finansal oran analizlerinden de detaylı inceleyeceğiz. Ama gerçekten bu şirketi çok beğendim. Evet, rasyo analizine geldiğimizde İzdemir Enerji'nin piyasa değeri bölü defter değeri 2,94, sektörün ortalaması 3,50 ve piyasa değeri bölü defter değeri bakımından sektörel olarak ucuz gözüküyor burada. Fiyat kazanç oranı olarak enerji sektörünün ortalaması 24,77. İzdemir Enerji'nin FK'sı onun altında kalıyor. 8,84. Oranları çok çok güzel. Piyasa değeri bölü defter değeri ve fiyat kazanç oranı bakımından gayet ucuz şirket. Öz kaynak karlılığı bakımından demin bahsetmiştim. Öz kaynak karlılığı gözüme çarptı çok yüksek diye. Öz kaynak karlılığı %73,4 olarak çıkıyor İzdemir Enerji'de. Bu da muazzam bir büyüme artışı. Yani gelecek için gerçekten muazzam potansiyel taşıyan bir enerji şirketi arkadaşlar. İzdemir Enerji, mutlaka katılın. Her neyse, gelelim cari oranına. Cari oran neydi? Borçluk rasyolarında borçluk ödeyebilme gücünü ve kendine net işletme sermayesi ayırıp ayıramadığını görmemize sağlıyordu. Cari oran ne olmalı? 1 ile 1,5 arası. Bu İzdemir Enerji'nin de cari oranı, yani borçluk ödeyebilme gücü 1'in üstünde 1,23. Dolayısıyla borçluk ödeyebilme ve işletme sermayesi yaratma bakımından bu rasyomuzdan da olumlu bir şekilde geçiyor İzdemir Enerji. Yani ben bu şirketi çok beğendim. Gerçekten olumsuz hiçbir şey yok. Karlılığı muazzam. Öz kaynak karlılığı, esas faaliyet kârı büyümesi, yani esas işinin büyümesi muazzam. Öz kaynak artışı muazzam. Bunun yanında piyasa değeri bölü defter değeri bakımından ucuz. Fiyat kazanç oranı bakımından sektörün çok çok altında. Öz kaynak karlılığı oranı bakımından %73 de muazzam bir seviyede. Cari oranı da, yani borçluk oranı da borçluluğunu inanılmaz bir şekilde azalttı. Ya bu şirket için dezavantajlı hiçbir şey göremiyorum ben. Sadece bugünlerde yatırım yaparken Borsa İstanbul endeksine dikkat etmemizde fayda var. Çünkü çok yükselen bir endeks aşağı saldığında ucuz ya da pahalı şirkete bakmaz. Endeks aşağı saldığında bütün şirketler bundan faydalanır. Onun için dikkat edelim. İzdemir Enerji anlatımım bu kadardı. Anlatımı beğendiyseniz kanalın bildirim zilini açıp abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım ve bunun haricinde eğer sorularınız varsa Telegram, Instagram, Twitter ve diğer adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.